Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün akşamdan vlog açıyorum. Pikniğe gitmiştik. Piknikten ormandan bir güzel kozalaklar topladım. Bunlar için güzel fikirlerim var. Sizlerle birlikte yapalım dedim. Hem de videoya çekmiş olayım. Sizlere de fikir olsun. Öncelikle kozalaklarımı hijyen açısından temizce yıkayacağım. Şöyle tek tek elimde yıkayacağım. Ama bir güzel tek tek elimde yıkadım, şöyle tepsime koydum arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi fanusumu getirdim, şöyle çiçek sepeti ve iyi ki doldu. Çubukları var. Ya gülleri de kıyamıyorum ama gerçek olduğu için kurumaya başlayacaklar arkadaşlar. O yüzden güzelliğine bakın şunların ya. Atmayacağım bunları. Çok güzel duruyorlar. Keşke sapları biraz uzun olsaydı. Aa, ne var bunun içinde? Yeşil bir şey var. Onun içine. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. Kız bu su ya. Hani? Su çıkıyor bunun içinde. Bu sünger anne. Sünger gibi bir şey eriyor ama içinde su çıkıyor. Ben oynayacağım bunu. Oynamayacağız oğlum, atacağız bunu. Size verdim, alamıyorum. Ana bak doğru, size sana. Eline ver. Banyodan yeni çıktın oğlum. Ben ellerini yıka. Yıka elleri, parçalama. Şuradan yıka ellerini oğlum. O ne ki? İşte güller bozulmasın diye. Tamam işte, atacağız bunu. Tekrardan çay demledim arkadaşlar. Şimdi ben bu kavanı, fanusu bir güzel yıkadım, kuruttum. Pırıl pırıl parladı. Buraya taşlarımı ayırmıştım. Bu arada güllerin sapları çok kısa olduğu için kesinlikle hiçbir şey yapamadım. Değerlendiremedim yani. Çünkü ben daha önce bir kurutmuştum. Kuruttuğum zaman da bizim burası çok aşırı sıcak olduğu için böcekleniyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Çok sıcak ve nem olduğu için. Sanırım nemden dolayı. Daha önceden de böyle bir çiçek kurutma tecrübem olmuştu. Şöyle taşlarına hiçbir şekilde ziyan etmiyorum. Direkt beyaz taşlarımızı şöyle içine
İyi ki de taşları beyazmış. İyi ki renkli değilmiş. Çünkü beyaz taş da çok şık duracak şimdi. Kozalaklar. Şöyle. Anne en güzel kozalakları topladık. Evet. Oğlu mu topladık biz kozalakları? Güzel, evet. En güzel kozalakları biz topladık. Evet. Şimdi güzel şekilde kozalakları böyle çok dizmek değil yani arkadaşlar da. Sıvı var mı hepsi? Play with me like that chemistry. Şimdi onları ne yapacağız? Onları da başka bir şey kullanırız. Şöyle düzgünlerden. Bak bu da düzgün. O açılmış birazcık. Onları bir kanserince kapatalım. Şu, bu en güzel. Ayağıma düşürdüm abi. Bak hadi bunu koy, bunu koy. Şöyle kenarlarına dizerim önce bu. Ondan sonra ortasını dolduracağım. Küçüklerden de koyalım. Ya şunu da koy. Biraz bağlanmış. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Ver bakalım. Budur arkadaşlarım. Şöyle gösteriyorum size. Ne yapacağız? Onları da başka şeyde kullanırız. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Altındaki beyaz taşlarla birlikte çok havalı durdu bence. Ne yapacağız? Vallahi çok güzel oldu. Götürüyorum bunu. Aa. Devirecektim valla. Salonuma koymak istiyorum. Nasıl olmuş Yakup? Çok güzel değil mi? Çok şık oldu. Şöyle sehpamda dursun istiyorum. Ay çok güzel oldu. Bence biraz daha ortalayalım. Şöyle. Salonda dursun ya. Gözüksün en azından. Çok şık durdu. Bence. Aslında onun yanına daha böyle uyumlu şeyler konulabilir ama şimdilik böyle arkadaşlar, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kalan kozalakları da getirdim. Biliyorsunuz benim burada vardı 2 tane ve yeterli değildi arkadaşlar. Bunu da değerlendireceğim. Burayı da değerlendireceğim. Şimdilik hemen ne yapıyoruz? Bunun içine diziyoruz. Şöyle bu tarafa. Burası da çok güzel olacak. Benim arkadaşım kozalakları boyamıştı. Böyle gold rengine falan boyamıştı. O da çok güzel oluyor. Şunlar daha şık olduğu için daha üstü koyacağım şöyle. Şimdi şunu köşeye koyuyorum. Önüne bunları koyuyorum. Ve şuraya da yine kozalaklarından koyuyorum. Bence çok güzel oldu. Anne! Hı. Ya hani o şey var ya süs şöyle. Hı. Önce dolaba. Onu da şey yap anne. Gitsin o. Kötü oluyor ikili öyle. Değil mi arkadaşlar? Ne? Yani salonda iki tane süs var ya. Olsun oğlum, sehpamız çok büyük bizim. Dur anneciğim. Yani kötü oluyor, çirkin oluyor. Gayet güzel şimdi. Dur bakalım. Arkadaşlar şöyle siyah boyamıştım ben. Bu kasam benim beyazdı. Siyah boyamıştım. Bu şekilde oldu bu da. İçine kozalaklarımı yerleştirdim. Şöyle burada sarı kız heykeli var. Şöyle. Nasıl? Sizce? Bence güzel. Arkadaşlar şimdi şunlardan bende 3 tane var biliyorsunuz. Alo. Bunun birini değerlendireceğim. Bu yeşil olanı. Kozalakların içinde yeşil. Oo, çok güzel duracak. Ne yapıyorsun? Onu alacağım. Çok güzel olur. Evet.
Ben de bölebilir miyim onu? Zehra Hanım da diyor herhalde bizim işlerde ama ona bir şey söyledi kadar. Zehra Hanım gibi. Şimdi bunun üstüne yerleştirdik. Dudu anne, dava. Tamam yeter bu kadar. Parçalı mı o kadar? Çınar her yerde. Şimdi tekrardan çıkarıyoruz. Şimdi açtım ortasını arkadaşlar. Bunu da bana hediye eder misin? Ne yapacaksın oğlum onu? Bunu da bana ver. Çok güzel. Ha, evet şu an. Bunlar benim olsun. Çok güzel bunlar benim olsun. Çok güzel duruyor. Wow, şu an çok güzel oldu. Anne bir azıcık daha kenara koy, görünmesin. Lan şuraya karışıp durma kaynana gibi ya. Sen bana ne yapacaksın? Yemin ediyorum benim kayınvalidem karışmaz bana bu kadar Yakup. Annen karışmadı bana bu yaşıma kadar bu kadar. Yaşın bu ne? Nedir ya? Ay Yakup çok güzel oldu anneciğim. Ellerine sağlık. Benim oğlum topladı oğlum. Sen oğlum. Kendin ne gibi oldu biliyor musun? Vallahi sen... oğlum böyle bir şey hazır almaya kalksak rahat bir 300 liraya satarlar şu zamanda. Anne ben bu ne gibi oldu biliyor musun? Ne gibi oldu? Şu damla bu da gerçekçi görünse bu şey gibi oldu. Hani böyle şeyleri koymuşsun ortası tohum koymuşsun onu büyütmüşüz gibi oldu değil mi? Aynen şu taşları da gözüküyor sonra. Taşı fazla mı acaba? Yok fazla da değil. Şöyle. Tamam, daha o fazla mı? Çıkar benim. Tek bu kaldı anne. Çok güzel. Arkadaşlar altı beyaz kum. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Benim topladığım kozalak. Üzeri benim oğlumun elleriyle topladığı, emek verdiği kozalaklar. İçi de. Çok güzel oldu. Direkt böyle. Şimdilik sehpamda dursun. Belki sonra yerini değiştiririm. Ama çok güzeldi orada. Bu tek bir şekilde sehpada da durabilir ya. Tek de durabilir. Şöyle bir bakalım uzak. Sade durdu arkadaşlar. O yüzden şöyle ikisini birden koydum. Olsun sonuçta illaki renk uyumu olması gerekmiyor. Şimdi artık ne yapsanız moda. Ay çok güzel oldu ya. Nasıl güzel renk kalktı. Harika oldu. Aldı. Bunu da böyle koydum. Buradaki limonu aldım. Bu daha güzel durdu burada. Rengi de çok şık. Bir tane bir limonum kaldı. Bunu da böyle köşeye koydum. Çamaşır makinesinin üstü de böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bunu her çamaşır makinesini çalıştırdığında kaldırıyorum. O biraz daha hassas ya buna göre. Onu alıp buraya mı koysam daha mı güzel olur kozalaklarla? Daha mı şık durur? Bence. Böyle hasır ipi var, kozalaklar falan böyle hasırın üzerinde daha mı şık durur? Değil mi? Bakın. Ya burası çünkü sabit duruyor. Hiç ellemiyorum ya. Bu da bayağı bir hassas bir şey. İkide bir böyle kıpırdamak istemiyorum kıpırdatmak. Daha güzel durdu burada. Şunu kaldırsak limonu. Böyle daha bir sade durdu. Limonu nereye koyalım kız? Onu da bir üste koyalım mı? Yok. Çok şey oldu. Dur bakalım. Şu kaplumbağamızı koyalım. Buraya. Makinemizin üstüne. Şöyle. Limonu da şuraya koyalım. Hem şu kapanmış olur. Şöyle. Oldu mu? Olmadı. Bu sanırım bu başka yere gidecek. Hani çay falan kahve koyduğum küçük sehpam var ya onun üzerinde de böyle hasırı var ya arkadaşlar. Onun üzerine koydum. Flaş açtım. Bir saniye. Net göreceksiniz. Şurada biliyorsunuz ortada bir sehpam var. Beyaz üzerinde de böyle hasırı var. Buraya koydum. Şimdi gücümü bitirdiğime göre artık gönül rahatlığıyla çay koyabilirim. Gerçi sürmem gereken bir iki pantolon, bir tişört. İki tişört var ütü de. Ne olsa ütü masam, ütüm falan hep ortalıkta. Hazırda ne olsa diğer odada. Hemen iki dakikada sürerim. Sıkıntı değil. Ya diğer vlogu eklesem bunu vlog çok uzun olacaktı arkadaşlar. Bir de ben diğer vlogu piknikteyken kapanış yapmıştım biliyorsunuz. İzlediniz o vlogu. O yüzden bir de böyle işler yapacağım için şimdiden başlatmak istedim vlogu. Artık sabah bu vlogu devam ettireceğiz. Yarın pazartesi. Şimdilik iyi geceler hepinize. Ne?
Herkese merhaba arkadaşlar. Evin içi karanlık gibi duruyor olabilir. Her şeye boncuk için güneşleyebilerek kapatıyoruz. Çünkü cam açık arkadaşlar. Tam açık değil tabii, yarım açıyoruz. Kafese girdiğinde de tam bir şekilde açıyoruz. Özlemiştir seni şunlar. Aşkım gel. Şınar abinin kafasına gel. Atla kafasına. Kalk ayağa. Benim kafama geldi. Senin kafan gel, geldi. Gel boncuk. Korkunca benim kafama geldi. Bak istedim şimdi oraları silemiş. Bakın. Bunun çiçeğini değiştirdim arkadaşlar. Yeşil çok sırıt. Tamam çok güzel oldu yeşil ama çok sırıttı gibi geldi. O yüzden samanda şey yaptım. Diğerini söktüm. Bu siyah beyaz gri olanı. Siyah beyaz gri olanı taktım. İşte sonmuş. Diğerini de aksesuarlarla daha bir uyum sağlıyor gibi geldi. Böyle salonla daha güzel uyum sağlıyor gibi geldi. Oğlumu aldım geldim. Ne taktım arkadaşlar? Bu da burada. Bir yeşillik katmış oldum. Görüyor musunuz? Tüm arkadaşlar yüzden makarna suyu koyuyor. Birazcık kaynasın. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Arkadaşlarım şimdi cildime güzel bir maske hazırlıyorum. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çok basit, çok kolay hazırlanan ve herkesin evinde olan malzemeler. Böyle bir yemek kaşığı yoğurt. Eğer süzme yoğurt varsa evinizde daha güzel olur kıvamı. Bende süzme yoğurt yoktu.
bir yemek kaşığı yoğurdumu koydum ve bir çay kaşığı içine karbonat koydum arkadaşlar. Çok azıcık da limon. Limonumu şöyle baş kısmından kestim arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Şöyle sıktım. Limon da çok faydalı. Özellikle cildinizde sivilceleriniz varsa bu maske sivilcelere birebir arkadaşlar. Benim annem yıllardır yapar. Yani düzenli bir şekilde yaptığı söylenemez ama maske yaptığı zaman bu tarz maskeler yapıyor. Maskem hazır. Birazcık güzelleşelim arkadaşlarım. Böyle boş vakitlerimizde maske yapalım. Maskemi uyguladım, cildimi hatta yani bir tık fazla bile geldi diyebilirim. Kalanı da ellerime sürdüm. Ama yıkadım, işim olduğu için bekleteceğim ellerimde. Böyle göz kapaklarınızla ve göz altlarınızla bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok arkadaşlarım. Cildiniz zaten çok güzel bir şekilde maskeyi emecektir. Sonra ılık su yardımıyla cildinizi bir güzel temizleyin. İşte ardına tonik falan tonik falan kullanabilirsiniz. Ya da peeling kullanabilirsiniz temizledikten sonra. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Nemlendirin ve bırakın yani. Bekleme süresi de 15-20 dakika. Daha doğrusu belki bazı ciltler çok çabuk emmeyebiliyor maskeleri. Bazı ciltlerde çok çabuk emiyor. Yani cildinizi emdikten sonra rahat zaten bir 10-15 dakikada emiyor. Sonra yıkayabilirsiniz ılık su ile. Tamam arkadaşlar. Şöyle maskemi yıkadım. Ondan sonra cildim bir güzel ferahladı. Bir de tonik yaptım. Sonrasında bir de nemlendirdim. Cildimin işi tamamdır. Bakın. Pırıl pırıl oldu. Yumuşacık oldu. Gerçekten bu maskeyi tavsiye ediyorum. Yapabilirsiniz. Ben yemek yapmaya gider. Görüşürüz. Arkadaşlar işimi gücümü bitirdim. Araya maske bile sıkıştırdım. Düşün artık. Öğlenliğin çay demlemiştim. Bayağı hepsini içemedim. Bayağı bir taze. Ben böyle içiyorum. Akşam üzeri de öğlen demlediğim çayı hiçbir sıkıntı yok. Burada biberlerim vardı. Bir güzel sumaklı, ekşili, nar ekşili, sumaklı, pul biberli, ev salçalı güzel bir biber dolması doldurdum. Böyle kapaklarını da kendi orijinal kapaklarını atmadım. Kapaklarıyla yaptım. Şimdi altını birazcık açtım. Kaynamaya başlayınca en kısa alacağım. En kısıkta yavaş yavaş içini ala ala pişecek. Çünkü saatimiz daha erken. Acelesi yok. Çayımın da suyu kaynadı. Artık ben oturmayı hak ettim diye düşünüyorum. Şöyle bir kendime çay alayım. En demlisinden. Çok severim demli çayı. Bayılırım. Artık balkonuma geçeceğim. Ben de diyorum ki su ne kadar çabuk kaynadı. Altında su çok azmış ondan. Balkonumda oturacağım. Bildiğiniz uyuklamışım arkadaşlar. O kadar üzerimde uyku var ki anlatamam size. Havaların sıcaklığından da kaynaklanıyor tabii bu durum. Ondan dolayı bayağı bir uyku basıyor. Erkenden uykum geliyor diyebilirim. Balkondaydım. Videomu falan editledim. Biraz yorumlara falan baktım. Sonrasında orada rahatsız oldum. Dedim ki geleyim de. Salonda yapamıyorum. Kulaklık takmak zorundayım. Çünkü Yakup televizyon seyrediyor. Çınar odasında uyuyor. Arka odaya geçsem bu sefer orada da koltuk yok arkadaşlar. Yerde oturmak zorunda kalıyorum. Yine her yerim ağrıyor. En iyisi yatak odasında yatağın üzerinde yapmaktı. Ama yarı uyudum diyebilirim yani son editin son dakikalarına doğru. Sonra bir yorumlara falan baktım. Yani değinmeyeyim diyorum ama bazı şeylere de değinmeden olmuyor arkadaşlar ne yazık ki. Kilo vermek için uğraşacağına ikinci çocuğu yap da çocuk bak diyen bir arkadaş olmuş. Yani çok yapmak istiyorsan sen yapabilirsin bakabilirsin. Ben yapmak istesem zaten yaparım. Bir kere ne kadar ayıp ya. İkinci çocuğu yap. Yani ikinci çocuğu düşünüyor musunuz? Veya işte ikinci çocuk gelecek mi Çağla? Hani bu tarz sorular belki olabilir. Kadın kadınla merak edebilir. Ben şahsen gerçeği kimseye sormuyorum. Ben en yakın arkadaşıma dahi ikinci çocuğu yapacak mısın diye sormuyorum. Mesela Ceren tek çocuğu var. İkinci çocuğu yapacak mısın ya da ikinci çocuk ne zaman diye inanın kaç yıllık arkadaşım benim dostum inanın sormuyorum yani. Çünkü aklıma bile gelmiyor sormak.
Bir de beni ilgilendiren bir durum değil yani. Onun yapacağı çocuk veya yapmayacağı çocuk beni ilgilendiren bir durum değil. Çünkü belki özel bir durumu var. Belki paylaşmak istemiyor olabilir. Kaç yıllık arkadaşım olmasına rağmen yani. Bunlar doğal şeyler arkadaşlar. İnsanlar bazen bir şeyleri paylaşmak istemeyebilirler yani. Bazen yeri gelir ailenizle bile bir şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz. O yüzden bu tarz özel sorular bence sorulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü ben kimsenin çocuk yaptığını veya ne zaman yapacağını, ne zaman hesapladığını falan sormuyorum yani merak etmiyorum çünkü. Yani benim için bir merak konusu değil. Ayrıca kilo vermek de çocuğunla alakası var. Belki ben bebek düşünüyorum. Belki bebek düşündüğüm için. Kilo veriyorum ki bu en doğal durumlardan bir tanesi. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bebek düşünüyorsanız, fazla kilolarınız varsa hamile kalmadan önce bence kilo verin. Çünkü ne kadar zayıf hamile kalırsanız o kadar daha sizin için sağlıklı olacaktır. Çünkü ne kadar yüksek hamile kalırsanız yüksek kiloda bir de hamilelik süreci geçiriyorsunuz biliyorsunuz malum. Ve doğal olarak arkadaşlar hamilelik sürecinde de kilo alınıyor. Ondan dolayı bence diyet yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenebilirsiniz diyeyim yani. Fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Yani ne bileyim artık yani şey yapmak istemiyorum ya. Çok fazla değinmek istemiyorum. Hamile kalacağım da hamile kalacağım için kilo vermeye çalışıyorum şu an. Sen de rahatla arkadaşım. Ya da ben çocuk doğurayım gel sen bak. Öyle bir anne konumuna sokuyor ki bazılara. Sanki ben çocuk bakamıyormuşum da çocuk bakmaya niyetim yokmuş da o yüzden doğurmuyormuşum gibi tepkiler verenler var. Ben kendi oğlumu, benim oğlum 8 yaşında. Ben kendi oğlumu gurbet elde kendi başıma büyüttüm. Ve o zamanlar yaşım şimdiki gibi de değildi. Daha çok cahillik ve bilinçsizlik vardı ne yazık ki. Şimdiki aklım yoktu yani şu anki düşüncelerim, şu anki bilgim yoktu. Öyle olmasına rağmen ben hiçbir kimseden yardım almadan anamdan, babamdan, kayınvalidemden, herkesten uzak ben kendi başıma oğlumu büyüttüm. Binlerce kez şükürler olsun düşürmedim, şaşırmadım. Bir şekilde oğlumu dört dörtlük büyüttüm. Rabbim sağlık sıhhat versin, uzun ömürler versin hepimizin evlatlarına. Yani ben bir tane daha çocuğa değil, şu an dört tane çocuğum olsun. Dört çocuğa da bakabilecek kapasiteye sahip bir insanım. Bence bunu siz de biliyorsunuz. Bu yorumu yapan arkadaş sen de biliyorsun bakabileceğimi. Çünkü ben ikizler burcuyum, enerjik bir insanım, hareketli bir insanım ve benim beynim çok fazla çalışıyor. Yani bir insan bir şeyi düşünürken ben aynı anda bin tane şey düşünüp bin tane çözüm bulabilen bir insanım. Bu huyumu da çok seviyorum. O yüzden yani bir tane daha çocuk değil, bir üç tane daha olsa ben bakarım. Yapmıyorsam vardır bir bildiğimiz. Bu da bizim özelimizdir. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum sürekli çocuk 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 diye sorular yazmazsanız. Yani tamam YouTuber'ız, YouTube'dayız, işimiz, vlog çekiyoruz ama bu da herhalde her özelimizi burada paylaşacağız anlamına da gelmiyor. Affedersin dıt dıt dıtını da çıkarmaya gerek yok yani. Bu da bir iş. Ama benim de özel bir hayatım var. Yeterince zaten vloglarda bir şeylerden bahsediyorum. Hayatımdan, hayatımdaki olacak değişikliklerden, gelişmelerden. Elimden geldiğince her şeyden sizlere haberdar etmeye çalışıyorum. Ama daha fazla özelime inmek istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Ben en samimi dostum dediğim arkadaşlarıma dahi kalkıp da ne zaman çocuk yapacaksın ya ikinciyi yapmayacak mısın diye sormuyorum.
Çünkü herkesin özel bir durumu olabilir yani. Niye sorayım ki? Niye rencide edeyim ki karşıdaki insana? Belki özel bir durumum var. Belki olmuyor. Nereden biliyorsunuz? Belki bunu açıklamak, söylemek istemiyorum. O yüzden baskılı bir şekilde ikinci çocuk ne zaman diye soru soran insanlardan kusura bakmayın ama bu sorudan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. İsterseniz kırılın, isterseniz kırılmayın. Ama kendinizi benim yerime koyun. Dediğim gibi belki özel bir durumum var. Belki sizin orada kibarlıkla söylediğiniz, kibarlıkla sorduğunuz o yorumda belki benim gücüme giden bir şeyler oluyor. Yani bu bütün insanlar için geçerli. Lütfen böyle özel soruları insanlara sormazsanız ben de mutlu olurum. O arkadaşa da böyle cevap veriyorum. Evet, hamile kalmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. O yüzden kilo vermeye çalışıyorum. Bu da sana cevap olsun tatlım benim. O kadar kilo vermemi benim kafana takmana gerek yok. Kendinize iyi bakın ballarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yatıp dinlenmek istiyorum. Gerçekten böyle bir üzerimde uyku var. Gözlerimden de anlaşılıyor sanırım. Söylememe hiç gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.